Dünyanın buzla kaplı, uçsuz bucaksız arazisi Antarktika'da yeni bir keşif heyecan dalgası yaratıyor. Araştırmacılar buz tabakasının derinliklerinde tamamen tesadüfen yeni bir yaşam formu keşfettiler. Antarktika'nın buzlu çarşafının altında keşfedilmeyi bekleyen pek çok sırrın olduğu biliniyordu. Ancak bu yeni bulgular bir dizi rahatsız edici ve gizemli keşiflerin başını çekiyor. Özellikle dikkat çeken 6 bulgu, Rus bilim insanlarının özverili çalışmalarıyla gün yüzüne çıkarıldı. Bu bulgular çarpıcı nitelikleri ve potansiyel sonuçlarıyla hem bilim insanlarını hem de kamuoyunu tedirgin ediyor ve düşündürüyor. Her biri birbirinden şaşırtıcı bu bulgular, Antarktika'nın buzullarının altındaki yaşamın bilinenden daha karmaşık ve beklenmedik olduğunu gösteriyor. Vostok Gölü'ndeki mikroorganizmalar. Antarktika'nın derin ve gizemli çekirdeğinde 3 kilometreden daha kalın bir buz tabakasının altında yer alan kadim bir tatlı su gölü Vostok Gölü bizleri bekliyor. Bu göl 15 milyon yıldan uzun bir süredir dünya ile hiçbir bağlantısı olmadan belirsiz ve yabancı yaşam formlarına ev sahipliği yapıyor. 2012 yılında bir grup Rus araştırmacı bu buzların derinliklerine ulaşmak için aşılmaz gibi görünen buz tabakasını delerek gölün antik sularıyla buluştu. Amacı oldukça basitti. Geçmişin iklim hikayelerini anlatabilecek ve belki de bugünün iklim koşullarında bile ekstrem ortamlarda yaşamın mümkün olup olmadığını kanıtlayabilecek örnekler elde etmek. Ancak buldukları bu basit hedeflerinin çok ötesine geçti. Araştırmacılar, çoğu var olan bakteriyel veya arkebakteriyel türlerle eşleştirilemeyen birçok mikroorganizma keşfettiler. Bu yabancı mikroorganizmalar, derin soğuk, koyu karanlık ve olağanüstü basınç altında tam bir izolasyon içinde hayatta kalıp gelişiyorlar. Bu da bildiğimiz yaşamın kabul edilen sınırlarının çok ötesine geçiyor. Vostok Gölü'nün bu mikroorganizmaları, keşfedikleri günden bu yana bilim dünyasının ilgisini çeken bir konu olmaya devam ediyor. Vostok Gölü'ndeki bu varlıkların keşfi, küresel iklim değişikliği ve olası etkileri konusundaki endişeleri daha da artırıyor. Dünyanın sıcaklık ortalaması arttıkça ve buzullar eridikçe, bu buzullar içindeki bilinmeyen organizmaların dünya okyanuslarına salınma ihtimali daha da büyüyor. Bu kadim mikroorganizmaların günümüz ekosistemlerine ne gibi etkileri olacağını tahmin etmekse çok zor. Ancak bu etkilerin yıkıcı olma ihtimalleri hiç de küçümsenemez. Dahası, bu tür organizmaların insan nüfusuna giriş yapması durumunda ne tür sonuçlar doğuracağına dair rahatsız edici tahminler de mevcut. Michael Crichton'ın önerdiği bir eski ya da dünya dışı mikroorganizmanın ölümcül bir salgın başlatma senaryosu olan Andromeda türü durumlar aşırı gelişmiş gibi görünebilir. Ancak Vostok Gölü'nde keşfedilen ve henüz sınıflandırılamamış bu tuhaf organizmaların varlığı, dünyadaki yaşamın bildiğimizden çok daha karmaşık ve beklenmedik formlarda var olabileceğini bizlere gösteriyor. Sonuç olarak Antarktika'nın kalbindeki Vostok Gölü, dünyanın en uç noktalarında bile yaşamın var olabileceğini kanıtlayan bir laboratuvar gibi duruyor. Bu esrarengiz mikroorganizmaların belki de henüz tanımadığımız veya anlamadığımız biyolojik süreçler ve evrimsel mekanizmalar hakkında bilgi vereceği düşünülüyor. Bunun yanı sıra bu keşifler, dünya dışı yaşam arayışımızda bize yeni bakış açıları ve beklentileri sunabilir. Sonuçta eğer yaşam dünyada Antarktika'daki gibi ekstrem bir ortamda var olabiliyorsa, başka gezegenlerde veya ayda da var olabileceği fikri daha da kuvvetleniyor. Ancak bu yeni bilgiler, potansiyel tehditler hakkında da bizlere uyarıda bulunuyor. Buzulların hızla eridiği bir dönemde bu antik ve belki de tehlikeli mikroorganizmaların dünya okyanuslarına ve hatta insan nüfusuna bulaşması olasılığına karşı dikkatli olmalıyız. Bilim insanları bu varlıkların daha fazla anlaşılması yoğun çalışmalara devam ediyorlar. Bu durum bizlere, bilimin heyecan verici keşiflerin yanı sıra sorumlulukları da olduğunu bir kez daha hatırlatıyor. Gizli Buzulaltı Dağları. Birçoğumuzun zihninde Antarktika geniş buzullarla kaplı, çorak ve düz bir arazi olarak canlanır. Ancak buzulların altında gizlenmiş, dış dünyadan izole bir sıra dağının endişe verici keşfi bu genel algıyı alt üst ediyor. 1950'lerin sonlarında Rus kaşifler uluslararası bilim camiasıyla bir araya gelerek Antarktika'nın kayaç temelini haritalamak için radar teknolojisini kullandılar. Bu keşif sürecinde beklenmedik ve tuhaf bir topografik anomaliden haberdar oldular. Günümüzde Gamburtsev Buzulaltı Dağları olarak anılan bu coğrafi oluşum, buzun kıyılarında gizlenmiş bir dizi tepe ve vadiden oluşuyor. Avrupa Alplerine denk bir yüksekliğe sahip olan bu dağlar, tam olarak Doğu Antarktika buz tabakasının altına yer alır. Bu dağlar, buzun içine gömülü oldukları için yüzyıllardır fark edilememişlerdir.
Üstelik bu sıra dağlar sadece boyutları ve gezilikleri nedeniyle değil, aynı zamanda dünya üzerindeki en eski sıra dağlardan biri olduğuna inanıldığı ve 500 milyon yılı aşkın süredir var oldukları için de dikkat çekicidir. Gambur sevdalarının keşfi, dağların doğası ve oluşumuna dair geleneksel bilimsel teorilere meydan okuyor. Jeolojik kavramlara göre bu tür eski dağların milyonlarca yıl önce aşınmış olması gerekmekte. Ancak Gambur sevdaları mevcut erozyon teorilerine aykırı bir şekilde buzun altında dimdik durarak ve muhafaza edilerek varlıklarını sürdürüyorlar. Keşfedildikleri andan itibaren buzun altındaki ürkütücü ve görünmez varlıkları nedeniyle hayalet dağlar olarak anılıyorlar. Ve bu son derece isabetli bir benzetme. Çünkü bu dağlar buzun içine nüfuz eden radar veya sismik araştırma gibi yöntemlerle dolaylı olarak incelendiğinden görünmeyen ama varlığı hissedilen hayalet gibi bir niteliğe sahipler. Buzun altındaki bu dağları saran doğal belirsizlikler ve bilinmezlikler onları hem bilimsel bir merak kaynağı hem de korku nesnesi haline getiriyor. Gambur sevdalarından dünyanın jeolojik tarihine ve iklim değişikliğinin gelecekte getireceği potansiyel sonuçlara dair pek çok bilgi öğrenmemiz mümkün. Ancak bir yandan da bu hayalet dağların nasıl oluştuğu ve buzların altında nasıl korunduğu gibi gizemler bilinçaltımızda bir huzursuzluk duygusu uyandırıyor. Belki de bu bilinmezliğin ve keşfedilmemişin doğasıdır. İçimizdeki kâşif ruhu, buzların altındaki bu hayalet dağları daha da fazla araştırmamızı ve bu gizemli dünyayı daha iyi anlamamızı gerektirir. Ancak bu keşiflerin bilim insanlarına ve dünyaya ne tür bilinmeyen ve belki de rahatsız edici gerçekler ortaya çıkaracağı konusunda ancak tahmin yürütülebilir. Sonuçta Gambur sevdaları hem bilimsel bir merakı tatmin etmek hem de gezegenimizin ve onun karmaşık jeolojik geçmişinin daha iyi anlaşılmasına yardımcı olmak için bir fırsat sunuyor. Ve belki de bu hayalet dağlarının gizemlerini çözerken insanlığın kendine ve dünyasına dair anlayışına yeni bir boyut kazandırabiliriz. Kadim Göktaşları. Antarktika'nın geniş ve beyaz bir tuval gibi uzanırken, eski asteroid veya kuyruklu yıldız parçalarının dünyaya düşüşleri sonucu oluşmuş bir göktaşı hazinesine ev sahipliği yaptığı artık kanıtlanmış bir gerçektir. Bu beyaz zemin ve karasal kayaların olmaması, göktaşlarının buz üzerinde belirlenmesini kolaylaştırıyor ve bu durum Antarktika'yı da önemli bir araştırma bölgesine dönüştürüyor. Ancak Rus bilim insanları tarafından keşfedilen bu göktaşlarının yaşları ve kökenleri, normalde sıradan kabul edilen bu uzay taşlarına sıra dışı bir boyut katıyor. Rus araştırmacıların Antarktika'da keşfettikleri göktaşlarından bazıları, bilinen en eski göktaşlarından. ALH-84001 isimli göktaşı, Mars gezegeninin yüzeyinden koparak dünyaya düştüğüne inanılan bir taş. Ancak ALH-84001'i dikkat çekici ve belirli bir ölçüde rahatsız edici kılan, içerisinde muhtemelen fosilleşmiş Mars bakterisinin bulunabileceği olasılığı. Bu, dünya dışında yaşam ihtimalini ve beraberinde getirdiği endişeleri büyütüyor. Bu tartışmalar ve araştırmalar devam ederken, fosilleşmiş de olsa dünya dışı yaşamın potansiyel keşfi, evrendeki yerimiz hakkında derin bir bilinç uyandırıyor ve bize belki de yalnız olmadığımızı hatırlatıyor. Bu durum, dünya dışı yaşamın doğası, gezegenler arası mikrobiyal kirlilik potansiyeli ve astrobiyoloji ile ilgili geniş anlamda çıkarımlar üzerine bir dizi ürkütücü soru ortaya çıkarıyor. Rus bilim insanları tarafından Antarktika'da keşfedilen bir diğer dikkate değer göktaşı ise bir Le Condrit örneği. Bu göktaşı, yaklaşık 470 milyon yıl önce Mars ve Jüpiter arasındaki ana asteroid kuşağındaki devasa bir asteroid çarpışmasının eseri. Asıl rahatsızlık verici nokta bu göktaşının kendisi değil, temsil ettiği olaylar. Kozmik çapta hayal bile edilemeyecek bir yıkıma sebep olan bir olayın parçalarını taşıyor olması. Dahası bu göktaşlarının keşfi, dünyadaki yaşamın kozmosun uçsuz bucaksız genişliğindeki kozmik olaylarla derinden bağlantılı olduğunu gözler önüne seriyor. Bu durum evrende pusuya yatmış potansiyel tehlikelerin ve dünyanın atmosferinin ötesinde yaşamın karşı karşıya olduğu sürekli tehditlerin ürpertici bir hatırlatıcısıdır. Bu buzul cennetindeki göktaşları keşiflerinin yanı sıra Antarktika'nın derinliklerinde daha fazla bilinmeyenler ve keşfedilmeyi bekleyen sırlar var. Buz tabakalarının altındaki göl sistemleri mikroorganizmaların yaşamını sürdürebileceği hatta belki de evrimleşebileceği yeni bir yaşam alanı sunuyor. Böyle bir olasılık, yaşamın sadece dünya gibi ılıman ve elverişli ortamlarda değil, aynı zamanda en sert koşullar altında bile nasıl hayatta kalabileceğine dair şaşırtıcı bir bakış açısı sunuyor. Bu fikirler ve keşifler, insanlığın dünyadaki yaşamın nasıl oluştuğuna ve evrendeki yaşamın başka nerede olabileceğine dair anlayışını şekillendirmektedir. Sonuç olarak Antarktika'nın beyaz ve ıssız manzaraları, çarpıcı ve bazen ürpertici sırların saklandığı bir alan olmuştur. Antarktika'nın buzulları, yüzeyinin altında dünyanın en eski dağlarına
eski Marslı bakterilere ve devasa kozmik çarpışmaların izlerine ev sahipliği yapıyor. Bu çarpıcı ve bazen rahatsız edici bilgiler Antarktika'yı sadece bir kutup bölgesi olmaktan çok daha fazlası olarak tanımlıyor. Dünyanın, hatta belki de evrenin en gizemli bölgelerinden biri. Kan Şelalesi. Antarktika, genellikle beyazlığıyla hakim olan eşsiz ve sessiz bir manzaraya ev sahipliği yapar. Ancak bu dünyadan olmayan görüntüyü kana benzer kırmızı bir renkte lekeleyen bir özellik, bu donmuş kıtanın sakinliğini deler. Bu, kan şelalesi olarak bilinen, demir açısından zengin tuzlu suyun oluşturduğu garip ve bir o kadar da huzursuz edici bir doğa olayıdır. 20. yüzyılın başlarında Rus kaşifler tarafından keşfedilen bu eşsiz olgu, Doğu Antarktika'daki Taylor buzulundan dökülür ve adeta kaynayan kan görüntüsü verir. Ancak bu garip kırmızılık başka bir dünyadan bir yaratığın kanı değil, demir zengini, tuzlu bir su kaynağıdır. Havayla temas ettiğinde demir oksitlenir ve kanı anımsatan bu yoğun kırmızı renk ortaya çıkar. Ancak kan şelalesinin hikayesi yalnızca görkemli ve biraz ürkütücü görüntüsünden ibaret değil. Aslında bu akış, derinlerde gizlenmiş ve hayatta kalmak için ekstrem koşulları benimsemiş bir mikro ekosistem hakkında korkutucu bir fikir sunuyor. 2009'da yapılan bir araştırmada bu tuzlu suyun içinde güneş ışığından ve oksijenden tamamen yoksun bir ortamda yaşamaya adapte olmuş çeşitli mikroorganizmaların yaşadığı keşfedildi. Su içinde bulunan demir ve sülfürü kullanarak hayatta kalan bu mikroorganizmalar dünya dışı yaşamın varlığına dair bize yeni bir perspektif kazandırıyor. Dahası kan şelalesinin sunduğu bu eşsiz manzara iklim değişikliği konusundaki endişeleri de tetikler. Küresel ısınmayla birlikte bu ekstrem koşullara adapte olmuş kadim mikroorganizmaların dünya ekosistemlerine açığa çıkma riski mevcut. Bu tamamen bilinmeyen bir etkiye sahip olabilir ve bu nedenle endişe verici bir durumdur. Kan şelalesi ayrıca geçmiş iklim hakkında da paha biçilmez bilgiler sunuyor. Şelalenin oluşturduğu tuzlu su, yaklaşık 5 milyon yıl önce kapana kısılmış bir denizin kalıntıları olduğuna inanılıyor. Bu, dünyamızın iklim geçmişi ve bu geçmişin gelecekteki iklim değişimine olan potansiyel etkisi hakkında bize önemli ipuçları verir. Hem gezegenimizin geçmişi hakkında bir hatırlatma, hem de gelecekteki olası iklim değişimi hakkında huzursuz edici bir uyarıdır. Sonuç olarak Antarktika'nın gizemli ve bazen rahatsız edici doğası, dünya üzerindeki yaşamın ve gezegenin kendisinin karmaşıklığını ve çeşitliliğini hatırlatır. Kıtanın üzerindeki buz tabakasının altında bilim insanlarının yeni keşifler yapabileceği bir hazine yatar. Ve her ne kadar bu keşifler bazen ürkütücü olsa da onlar bizim gezegenimiz ve onun evrenli yerinin anlaşılmasına katkıda bulunur. Göktaşlarından kan şelalesine Antarktika'nın bilinmeyenleri evrende yalnız olmadığımızı, dünyanın ve belki de uzayın başka yerlerindeki yaşamın uçsuz bucaksız çeşitliliğini ve direncini gösterir. Her yeni keşif bize sadece kendi gezegenimiz hakkında değil aynı zamanda bizim ve yaşamın evrendeki yerini anlama çabamızda da yeni bir pencere açar. Gambursev Dağları'nın Sırları. Antarktika'nın doğu buz tabakasının derinliklerinde gizlenmiş olan ve oldukça büyük ve eski bir sıra dağı olan Gambursev Buzulaltı Dağları'nın varlığı, bu sessiz ve görkemli kıtaya ürpertici bir boyut katmaktadır. Bu hayalet dağların varoluşlarından çok daha fazlasını ifade eden gizemler ve sırlarla dolu olan karanlık derinlikleri, düşünürken bile tüylerimizi diken diken ediyor. Gambursev Dağları'nın belki de en ürkütücü ve esrarengiz yanı varoluş hikayeleridir. Bu dağların oluşumu, geleneksel jeolojik anlayışımızı sorgulatıyor. Sonuçta Gambursev Dağları, tektonik bir levhanın tam ortasında yer alır. Oysa sıra dağlar genellikle tektonik levhaların birbiriyle çarpıştığı ya da yan yana kaydığı sınırlar boyunca oluşur. Bu gizem, dağların Antarktika'nın yaklaşık 34 milyon yıllık buz tabakalarından bile daha yaşlı olduğunun keşfiyle daha da karmaşık bir hal alıyor. Ancak dağların kesin yaşları ve jeolojik tarihleri hala büyük ölçüde bir muamma. Bu da soru işaretlerini çoğaltıyor. Bu belirsizlik birleştiğinde, dünyanın jeolojik geçmişi hakkındaki anlayışımıza bir dizi ürkütücü soru ortaya çıkartıyor. Dağların nasıl oluştuğu ve zaman içinde nasıl evrimleştiği hakkındaki mevcut teorilere meydan okuyorlar. Bu da gezegenimizi ve jeolojisini anlamak konusunda ne kadar sınırlı olduğumuzu bizlere gösteriyor. Buz tabakasının altındaki Gambursev Dağları'nın ürkütücü bir diğer yönü ise buzulaltı göllerin ve nehirlerin varlığıdır. Bu su kütleleri dünyanın çekirdeğinden gelen sıcaklık ve üzerindeki buzun basınç etkisiyle sıvı halde kalır. Böylesine soğuk ve zorlu bir ortamda bu sıvı su kütlelerinin var olması hem büyüleyici hem de biraz rahatsız edici. Bu buzulaltı göller ve nehirler milyonlarca yıldır dünyanın geri kalanından izole edilmiş durumda. Bu nedenle kendine özgü yaşam formlarını barındırıyor olabilirler.
Bu tür yaşam formlarının potansiyel varlığı, dünyada ve hatta ötesinde yaşamın anlaşılmasına dair bilmediğimiz ve hayal bile edemeyeceğimiz şekillerde yeni kapılar açabilir. Bu ekstrem koşullarda yaşamaya uyum sağlamış mikroorganizmalar, evrenin diğer köşelerinde yaşamın var olabileceği fikrini destekler nitelikte. Gambut sevdaları sadece bu değil, Antarktika buz tabakasının geçmişi ve geleceği hakkında da önemli bilgiler barındırıyor. Dağların vadi ve sırtları, buzun akışını ve birikimini yönlendirerek buz tabakasının stabilitesini etkilemektedir. Dolayısıyla bu dağlar, iklim değişiminin Antarktika buz tabakasına nasıl bir etki yapacağını anlamamızda önemli bir role sahip. Bunlar ve daha birçok gizem, Gambur Sev dağlarını ürkütücü ve aynı zamanda heyecan verici kılan şeylerden sadece birkaçıdır. Bu buzul altı dağların derinliklerine saklanan sırlar, Antarktika'nın korkutucu ve gizemli doğasının sadece küçük bir parçasıdır. Bu çarpıcı manzaralar ve çözülmesi gereken gizemler, Antarktika'nın sadece buz ve soğuktan ibaret olmadığını, aynı zamanda bilim adına keşfedilecek birçok sırrı barındıran bir araştırma alanı olduğunu bizlere hatırlatıyor.